Zemzem'in Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için muazzam bir lezzet böyle simit tadında bir atıştırmalık yaptım. Peynirli ve maydanozlu olacak arkadaşlar. Peynir ve maydanozumu hazırladım ve milföy hamurlarla beraber milföyle yaptım arkadaşlar. E, kesinlikle hamur falan kullanmıyorsunuz. Çok güzel, çok lezzetli, pratik bir tarif. Milföylerime böyle e, tam boyut olarak koyuyorum arkadaşlar. E, 8 parçaya bölüyorum. Üzerine böyle bir tane milföy tekrardan kapatıyorum kenarlarını bastırarak orayı video çekmemiş durdurmuşum arkadaşlar kenarlarını bastırarak iyice kapattıktan sonra bir bıçak yardımıyla böyle şeritler atıyorum toplamda 8 parça oluyor bir milföy hamuru arkadaşlar ve artık parça parça bölüp kenarlarını sıkıca kapatıyorum sizlerin de görmüş olduğunuz gibi İnanın o kadar pratik güzel bir lezzet oldu ki böyle simit tadında gevrek çıtır çok güzel bir tarif oldu mutlaka bence denemelisiniz. Şimdi simit tadını nereden alıyor? Böyle bir tabağın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar pekmez koydum arkadaşlar. Daha sonra üzerine yarım su bardağı pekmezimizi açacak kadar sıcak su koyuyorum. Güzelce karıştırıyorum böyle sulu bir kıvam aldıktan sonra yapma işlemine başlayabilirim. Kavurmuş olduğum susamım var. Siz kavrulmuş susam da kullanabilirsiniz. Ben susamı kavurdum çiğ susam da arkadaşlar. Milföylerimden bir parça aldım. İlk önce böyle pekmezli suya batırdım arkadaşlar. Ardından susama buladım. Ve airfryer'da yapabileceğim kadarına hazırladım. Böyle görmüş olduğunuz gibi bütün hepsine aynı işlemi verdim. Ve airfryer içerisine artık gönderebilirim. Böyle bir yağlı kağıt sermiş olduğum airfryer içerisinde manuel ayarda pişireceğim. Siz dilerseniz böyle börek ayarı falan da var, onda da yapabilirsiniz. 180 derecede 15 dakika pişirdim, fakat 5 dakika daha uzattım. Toplamda 20-25 dakikada sürebilir. Ee, sizin airfryerinize bağlı, kontrollü olmanızı tavsiye ederim. Ben toplamda 20 dakikada üstü altı böyle nar gibi kızardı. Çok sıcak bu. Arada arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi tel tel peyniri ve maydanozun muntazam olmuştu gerçekten. Sizler artık sunum kısmını izlerken ben de sizlere e, videonun sonuna geliyorum. Böyle videonun da çıtırlığını e, duyurmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten e, böreğin ne kadar lezzetli olduğunu. Video buraya kadar izlediğiniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Varsa fikirleriniz bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.